Tam 20 cümleyle, 20 gelişmiş cümleyle Çağdaş Hoca ile 8. bölümdesiniz arkadaşlar. 20 cümlenin ilk cümlesi gelsin ve 20 cümleye kadar takır 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 bu cümlelerimizi beraber içinde bolca yapının bulunduğu ifadelerle birlikte çevirelim arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Yavaş çalışan bir bilgisayarın nasıl tamir edeceğinizi biliyor musunuz? Hemen Duino ile birlikte başlıyoruz değil mi? Duino, bakın. Analitik bir şekilde gidelim arkadaşlar. Duino, biliyor musun? Neyi biliyor musunuz? Nasıl tamir edeceğinizi, değil mi? Özne yine you. O zaman how'la birlikte kısaltabilir miyim? How to verb 0 şeklinde. How to fix olabilir, repair olabilir. How to fix. Nasıl tamir edeceğinizi, neyi? Bir bilgisayar, a computer. Okey. Ama nasıl bilgisayarı? Nasıl bilgisayarı? Çalışan bilgisayarı. Bakın, ejective clause'u görüyorsunuz. Kısaltma yapalım mı? Run çalışmak anlamında kullanılır. Kısaltma soruyordu. Ejective clause kısaltma verb ing ile birlikte yapılabiliyor orada. Aktif kısaltma böyle yapılır. Pasif kısaltma verb 3 ile yapılır. A computer running. Çalışan bilgisayar oldu. Ama yavaş bir şekilde çalışan bilgisayar slowly diyorum, cümle kapanmış oluyor. Do you know how to fix a computer running slowly? Uzun yazsaydım şöyle yapacaktım. That is running yapacaktım. Burayı uzatacaktım. Yani relative verb ve yardımcı fiil kalkıyor. Verb ing kalıp kısaltma yapılmış oluyor. Havaalanına gitmek için otobüse mi yoksa trene mi bineceğime karar vermem gerekiyor. İkilemi görüyorsunuz. Ona mı yoksa ona mı? Whether or not ya da if or not bunları kullanabiliriz. Karar vermem gerekiyor. Birlikte başlıyoruz. Gerekmek anlamında need to. I need to decide. Benim karar vermem gerekiyor. Whether'ı başlatıyorum. Nokta 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 or nokta 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 cümle sonuna nokta. Şimdi diyelim ki kısaltma var mı? Buranın öznesi I. Bakıyorum şöyle bineceğim. Bineceğim, binmek fiili. Ben bineceğim. Yine özne aynı. Özne aynı olduğu durumlarda az önce yaptığımız gibi how to gibi whether to da yapabilirsiniz. Bunlar noun clause kısaltmalardır arkadaşlar. Whether to. Binmek anlamında fiil mi? Take fiili tabii ki. Whether to take. Neye? The bus. Otobüse mi? Yoksa or the train. Trene mi? Bineceğime ama havalanına gitmek için kaldı şurada. Bakmak için amaç bildiren clause to olsun. Get olsun gitmek anlamında burada. Get to the airport kullanabiliriz. Elbette get yerine hani oraya ulaşmak anlamında reach kullanabiliriz. Go kullanabiliriz. Arrive kullanabiliriz. Yapabiliriz. Cümleyi de kapatmış oluyoruz. Weather to kalıbı. Devam edelim. İşinden neden istifa ettiği ise henüz net değil. Kazanmış değil. Henüz net değil diyeceğiz. Okey. Yani certain ile birlikte verebiliriz ya da uncertain ile birlikte verebiliriz tabii ki. Özlemimiz şu değil mi? İşin neden istifa ettiği. Why ile birlikte yapabiliriz. Ya da the reason why ile yapabiliriz. Hiç fark etmiyor. Why he resigned. Why he resigned. İşinden diyeceğiz arkadaşlar. From his work. From his work. İşinden neden istifa ettiği. Bu şekilde yapabiliriz. Henüz net değil diyeceğiz. Is not still certain. Henüz netlik kazanmadı. Henüz net değil. Clear ya da certain kullanabilirsiniz bu şekilde. Dörde geçiyorum hemen. Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürleri öğrenmekle ilgileniyorum. İlgileniyorum yani interested in'i kullanacağız. I am interested in. Okey, bundan sonra fiil geliyor mu? Fiil gelecekse unutmayın mutlaka verb ing getirirsin. Niye? Edatlardan sonra verb ing gelir. In bir edattır. Öğrenmek diyor. O zaman çabalayarak öğreneceğimiz için learn kullanabiliriz burada. Learning olmuş oluyor. Bir konuda öğreneceksek tabii ki learn about'ı mutlaka bir edat olarak da getirelim şöyle. Learn about yapalım bir phrasal verb olarak. Ne o? Farklı kültürleri, different cultures. Evet şöyle. Nereden ama? Dünyanın dört bir yanından diyeceğiz. All over the world diyebiliriz. Around the world diyebiliriz. Bu edadı size bırakalım arkadaşlar. In the world diyebiliriz. Ama dünyanın dört bir yanından dediği için yani çevresinden, tüm çevresinden şu güzel olur bence. Around buraya yakışır. Yaptığımız gelişmiş ifade şu ifade olmuş oluyor. Bu tarifi nasıl geliştirebileceğinize dair herhangi bir öneriniz var mı? Ben buraya hiç bakmıyorum. Şuraya bakıyorum. Herhangi bir öneriniz var mı? Do you have? Neyiniz var mı? Herhangi bir any ile yapabiliriz değil mi? Öneri anlamında
advice olabilir, offer olabilir, suggestion olabilir, propose olabilir, proposal tabii ki. Suggestion kullanalım. Çoğul gösteriyoruz. Unutmayın, any ile birlikte herhangi ya da hiç anlamda kullanacaksanız o isim çoğul yapılabiliyorsa mutlaka çoğul gösterin onu. Any suggestions? Okay. Şimdi ne üzerine, ama bir şey üzerine diyeceğiz. Onunla birlikte kullanalım ki bakın dair diyor zaten onun üzerine. Bu tarifi nasıl geliştirebileceğinizi yine kısaltma yapabiliriz. Yine özne zaten you. Siz geliştirebilirsiniz. O zaman nasılla birlikte how to yapabiliriz değil mi? Kalıp şudur zaten. How to improve ya da develop this recipe. Bu tarifi nasıl geliştirebileceğinizi bakın şöyle. Nasıl geliştirebileceğinizi dair onun üzerine herhangi bir öneriniz var mı, sahip mi anlamında kullanmış oluyoruz. Kalıbımız şu olmuş oldu bakın. Elbette kelimeleri de lütfen kaydedelim. Başım sıkıştığında bana yardım eden arkadaşım çok güvenilirdir. Yardım eden arkadaşım. Bu özne olacak. İçinde de ejective clause var. The friend ile birlikte başlıyorum. Arkadaş belli olsun. Who? Şimdi who helps? Genelde yardım eden olsun. Helps me. Bana yardım eden arkadaşım oldu. Bakın genel olarak söyledim bu şekilde. Okay. Şimdi şöyle diyelim. Başım sıkıştığında her ne zaman başım sıkışsa da diyebilirsin. Whenever'ı da kullanabilirsiniz tabii ki burada. Whenever. Başı sıkışmak anlamında yani başı belaya gitmek anlamında kullanacağız. Have trouble kullanabiliriz. To be ile birlikte in trouble kullanabiliriz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. I am in trouble. Okay. Whenever I am in trouble, her ne zaman başım sıkışsa anlamında kullandık. Evet, yardım eden arkadaşım benim ne diyeceğiz? Çok güvenilir diyeceğiz. Is very reliable kullanalım güvenilir anlamında. Okay. Very yani çok böyle basit de kaçabilir aslında. So kullanabilirsiniz. Quite kullanabilirsiniz. Pretty kullanabilirsiniz. Rather kullanabilirsiniz. Oldukça bayağı çok anlamında. Telefonumu nerede bıraktığımı bulmam lazım. Benim bulmam lazım mı? Şurada need to ile yapabiliriz. I need to. Bulmak anlamında find'ı kullanabiliriz. Belki daha gelişmiş ifadesi figure out kullanabilirsiniz. Hatta öyle de yapabiliriz. Çözmem gerekiyor. Ya bulmam gerekiyor anlamında kullandım. Figure out. Okey, nerede? Bakın telefonum nerede bıraktım anlamında kullanacağız. Nerede ile birlikte başlıyorum. Nankuluz ifadeyi kurdum. Ben bıraktım. Left tabii ki. I leave. Left'e döndü. I left my phone. I need to figure out where I left my phone. Telefonum nerede bıraktığımı çözmem, bulmam gerekiyor demiş oluyoruz. Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek, geliştirilmesi zaman alan bir beceridir. Gelişmiş bir ifade. Öğrenmekle birlikte başlıyoruz. İster to learn ile, isterseniz de learning ile başlayın. Learning. Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek ama. Learning to play a musical instrument. Öznemiz budur. Şimdi bu ne oluyormuş? Bir beceridir diyor. Bakın ben buraya bakmıyorum. Buraya bakmadım. Cümlenin sonu bir beceridir diyor. Tamam ben de öyle yapıyorum. Is a skill diyebiliriz. Ama ejective clause'u bağla. Geliştirilmesi zaman. Bakın zaman alan. Take kullanacağım. Take time. Alan bir beceri. That takes time. Zaman alan bir beceri oldu. Ejective clause'u görüyorsunuz böyle. Ama geliştirilmesi, geliştirmek diyeceğiz. Tam bir isimde isimlerden sonra to infinitive kullanılır. Develop diyoruz. Hepsinde de aynı şeyi yapıyorum zaten arkadaşlar. Bunlar tabi alışkanlık haline gelecek. 9. Planlanandan önce tamamlanan proje herkesi etkiledi. Proje özne konumdaki ifade. The project. Okeydir. Hadi bir burada non-defining yapalım. Which koyuyorum şöyle. Virgül which. Ya, tabii speaking yaparken herhangi bir sıkıntı yok. The project which tamamlanan diyeceğiz. Ama passive var. O zaman passive yapalım. Which was completed. Ya da finished. Ama planlanandan önce ister before'u kullanın, ister ahead of yapısını kullanın. Ahead of yapısı da kullanılabilir. Çok da tercih ediliyor. Ahead of planlanan planning olabilir. Plan olabilir. Program olabilir. Schedule olabilir. Yapabilirsiniz. Bakın bir virgül daha koydum. İki virgül arasında göstermiş oldum. Bakın. Non-defining ifadeyi. Yani ben diyorum ki bu ek bir ifade. Bunu cümleden atın. Anlam kayması olmuyor arkadaşlar. O şekilde demek istiyorum. Mantıklı o zaten.
Şimdi bu herkese etkiledi diyeceğiz. Impress, olumlu etkilemelerde daha çok da böyle impress kullanılabilir. Everyone diyorum. Şimdi cümleden şunu atıyorum. Bakın. Hatta kırmızıya boyuyor. Bunu atıldı sayın. The project impressed everyone. Proje herkese etkiledi. The koymuşum ben bir kere. Yani o proje belli. Anlattığım, hakkında konuştuğum proje kesinlikle belli. O proje hakkında konuşuyoruz. O zaman bu ekstra bir ifade. Tavsiye ettiğiniz kitap şimdiye kadar okuduklarımın en iyilerinden biri. Güzel. Bayağı gift bir cümle olmuş. Tavsiye ettiğiniz kitap özne değil mi? The book. That. Ejective clause'u girdim. Siz tavsiye ettiniz diyeceğim. Recommend'i kullanın. Biraz daha zorlaştıralım. Recommended. Normalde advice ya da offer'ı söyleyip geçiyorsunuz arkadaşlar. Ya da suggested. Recommend'i de kullanın. The book that you recommend. Tavsiye ettiğiniz kitap oldu şu ana kadar. En iyilerinden biri. Hemen oradan devam edeceğim. Is the den biri diyeceğim. The'yi silelim. Is one of yapısını kullanacağım tabii ki. One of, şimdi the best kullanıyorum. Bakalım. One of the best. En iyilerden biri oldu mu? Oldu. Ama nasıl en iyilerinden? Okuduklarından ama şimdiye kadar okuduklarından. Yani şuradan ejective clause yine var zaten. Şurada bir that kullanabiliriz. Kullanmayabilirsiniz tabii ki. Kısaltma da yapabilirsiniz. Devamında cümle kullanacağım burada. Diyeceğim ki şimdiye kadar okudum. Ama bu hangi tense? Bütün hayatınızı kapsıyor. Present perfect tense'i verebilirsiniz. Yani I have ever read deyip bitireceğim. Read. Şimdiye kadar, şu ana kadar demiş olduk. E peki genellikle siz cümlenin sonunda so far öğrendiniz. Olur. Up to now. Şimdiye kadar, şu ana kadar olur. Up till now. Olur. Until now. Olur. Bunlar alternatiflerdir ve present perfect tense de çok isterler zaten. Ama en çok kullanılanı ever ve so far'dır. Şöyle yapıyorum. Bak bunların altını çiziyorum. Şimdiye kadar, şu ana kadar anlamda cümle zarflarıdır arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Present perfect tense de çok ister zaten. Tüm hayatı, tüm süreci kapsar. Karanlık sokakta yürürken beni korkutan bir ses duydum. Çok güzel bir cümle. Ben duydum. I heard. Simple past halde yazdım. Bir ses. A noise. Bununla bitmiyor. Bir ses duydum ama korkutan bir ses. Korkutmak fiili direkt olarak geleceği için pasive gerek yok. Scare fiili yeterli de bizim için. That scared. Bakın şöyle. Korkutan gürültü ses olmuş oldu. Kimi? Beni. Scared me. Karanlık sokakta yürürken, o esnada yürüyorken diyor. While'la kullanalım ve içini past continuous tense yapalım mı? While I was walking. Nerede? In the karanlık sokakta. In the dark street olabilir, alley olabilir. Street diyorum. Yapıyorum. Neighborhood diyebilirsiniz. Mahallede vesaire diyebilirsiniz tabii ki. Zaten ben cümleyi çözerken de size açıklıyorum arkadaşlar. Tekrardan böyle geri dönme durumum olmuyor. Dolayısıyla 20 taneyi bu şekilde hızlı hızlı pratik bir şekilde yapabiliriz. 12. Sınavlara çalışmak her öğrencinin karşılaştığı bir zorluktur. Öznemiz bu zaten. Studying ile birlikte başlayacağım. Şimdi şöyle yapalım. İster to study deyin, ister studying deyin. Gerund ya da infinitive özne olarak gelebiliyor zaten. Study for bir şeye çalışmak demektir. For exams. Genel olarak söyledim. The'yi koymadım. Sınavda çalışmak öznedir. Bir zorluktur. Is a challenge. Bir tane diyor. Is a hardship. Is a challenge. Is a difficulty. Zorluktur şeklinde. Is an obstacle. Bir engeldir, bir zorluktur şeklinde. Çok örneği var zaten bunun. Her öğrenci karşılaşır diyeceğiz. Ama her öğrenci karşılaştığı zorluk. Bakın karşılaştığı zorluk. Cümle ismi niteliği. Ejective clause hemen ortaya çıkıyor. İnsan varlık olduğu için that'i koydum. Which de koyabilirdiniz tabii ki. Şimdi her öğrenci karşılır diyeceğiz. Karşılaşır. Face kullanacağım. Fiil olarak da every student faces diyorum. Noktaya koyuyorum. Every dediği için zaten her öğrenci, burada tekil olarak algılıyoruz. S takısında koyuyoruz. Ejective clause'u böyle yaptık. Diğer adıyla relative clause. Sıfat cümleciği. Fotoğrafçılık becerilerimi geliştirebileceğim bir yer bulmalıyım. Çok güzel. Yer ifadesi veya ile birlikte ejective clause yapalım. Ben bulmalıyım. Need to olabilir. Bulmam gerekiyor. I need to find a place, değil mi? Bir yer bulmam gerekiyor.
Ama nokta 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 yapacağım bir yer. Bu yer ifadesi değil mi? Hemen where ile birlikte o bağlantıyı, köprüyü kurup cümleyi yapacağım. Fotoğrafçılık becerilerimi geliştirebilirim diyeceğim, bitireceğim. I can geliştirmek anlamında yani pratik yapabileceğim diyebilirsin. Bence buraya çok daha iyi uyar. I can practice, improve, develop yapabilirsin tabii ki. Enhance, perform, perform edeceğim. I can practice my okay, photograph bir kere fotoğraf ya da fotoğraf çekmek anlamında kullan ama fotoğrafçılık diyor. Onu isimleştirmem gerekiyor. Photography diyeceğim. Y'ye getirirsen sonra yeterlidir bizim için. Photography, fotoğrafçılık, yeteneklerimi, becerilerimi, skills diyorum, noktaya koyun. Beceri anlamında tabii skill olabilir, talent olabilir, ability olabilir, yapabilirsiniz. Bakın, my photography skills, benim fotoğrafçılık yeteneklerimi geliştirebilirim. Geliştirebileceğim bağlantıyı kurdum, bir yer bulmam gerekiyor. 14. Ekip içindeki iletişimi nasıl geliştirebileceğinize dair önerileriniz var mı? Daire neyle veriyorduk genellikle? 10'la değil mi? O konuda about ya da 10 tabii ki. 10 daha çok kullanılıyor. Önerilerle birlikte aynı zamanda suggestion, advice, recommendation, offer bunlarla verebiliriz tabii ki. Hadi herhangi diyor. Orada en iyi kullanalım. Öneriniz var mı? Bir öneri de herhangi bir öneri en iyi de çok güzel olur. Do we have any recommendation? Suggestion ya da recommendation. Az önce recommend'i kullandık fiil halini. Bu da isim halidir. Recommendation yani öneri tavsiye anlamında. Recommendations on e dair bir şey üzerine nasıl nokta nokta yapacağınızı yine how to kalıbını kullanabilir. Çünkü özne ortak. Burada do you have you öznesi iletişimi nasıl geliştirebileceğinizi siz geliştirebilirsiniz. You öznesi. Tekrar how'dan sonra cümle yazmanıza gerek yok. How to verb 0 yapıp kısaltıyorsunuz, cümleden kurtuluyorsunuz. How to improve'u kullanacağım. Geliştirebilirsiniz. Neyi? Ekip içindeki iletişimi. Communication iletişim. Communication ama ekip içindeki diyeceğiz. Yani within kullanabiliriz, in kullanabiliriz. Within kullanın. Biraz daha geliştirelim burayı. Within the team. Ekip içindeki. Soru işaretini okuyalım. Yine çöze çöze gittiğimiz için tekrar etmiyorum arkadaşlar. 15. Çevrim içi. Online zaten bu. Bir iş kurma sürecine aşina değilim. Familiar. Bakın bir şeye aşina olmak anlamında. Familiar with. Bir şeye aşina olmak anlamında. Bir şeye yakın olmak anlamında kullanabiliriz. Familiar with. I am. Olumsuz diyor. I am not familiar with. Neye? Bir iş kurma sürecine. Sürece. The process of kalıbı. Bir şey yapma süreci. Of bir edattır. Edattan sonra fiil geliyor mu? İş kurmak olabilir. Setup olabilir. Setting up. Established olabilirdi tabii ki. Build de olabilirdi. Building de olur. Setting up. Establishing. Çevrim içi bir iş. An online business. Ya da job. Yapabiliriz. Bakın önemli ifade birincisi bu. Bence. İkincisi de bu tabii ki. Process of. Bir şey yapma süreci. 16. Keman ve flüt de dahil olmak üzere. Güzel. Including kullanabiliriz burada. Müzik aletleri çalma konusunda yeteneklidir. Kim o? She. Bir yeteneği vardır diyelim mi? Talented da diyebilirsin tabii ki. Yeteneği vardır da diyebilirsin. Fark etmez arkadaşlar. She has a talent. Yani skillful da diyebilirsiniz. Yani she is skillful. Yeteneklidir. For bir şey yapmaya yeteneklidir. Ya da she has a talent ya da she has a skill for. İki türlü bu yapılmaktadır tabii ki. Çalma konusunda zaten for'la yaptık onu. Aletleri çalmak diyeceğiz. Playing. Niye edatlardan sonra verb ing? Bakın kafadan geliyor zaten. Müzik aletleri çalmak diyeceğiz. Yani musical instrument. Bunu bu bölümde ikinci kez yapıyoruz. Instruments. Doğru mu yazdık? Evet. Tamamdır. Şimdi dahil olmak üzere diyor zaten. Bu genelde kullanılan bir kalıp. Including bunu da çok görürsünüz zaten. Yani including burada aslında bir edatlaşmış oluyor. Yani about gibi, concerning, regarding gibi ile ilgili anlamında tabii ki. Yani öyle düşünebilirsin. Fiilden ne oluyor? Edata dönüyor.
keman ve flüt diyeceğiz, bitireceğiz arkadaşlar. The violin and flute diyelim, bitirelim. Okeydir. Şöyle yapalım. Şimdi burada önemli bir kelime including olmuş oldu. Devam ediyorum. Araştırmanın temel amacının ne olduğunu söyleyebilir misin? Bence bu girift bir cümle. Bakalım söyleyebilir misin? Could'la yapalım mı? Could you tell me? Bana söyleyebilir misiniz? Neyi? Ne olduğunu? What'la birlikte girip bir cümle kullanacağım. Özne yüklem mi? Özne yüklem var zannedersem burada. Başka da yok. Bakın araştırma temel amacı özne is deyip bitireceğim. Nın temel amacı dediği için of'a saklayacağım burayı. En son bunu yazacağım. İlk olarak bu temel amaç. Basic, main, fundamental, chief, essential. Bakın ne kadar çok temel, ana, esas anlamında kullanabiliriz. Main olur. The main amaç, aim, main aim. Ben de çok da güzel yakışmadı. Goal olabilir. Objective olabilir. Target olabilir. Objective diyelim. Olurdu tabii ki, main de olur yani, aim de olur tabii ki, hani hedef anlamında, amaç anlamında, ama okuma olarak da daha yakın ifadeler olduğu için bozabilir akışkanlığı, o yüzden böyle daha iyi. Main objective, bakın, of the araştırmanı diyeceğiz, research is diyorum, cümlemi yüklemini koyuyorum, soru işaretini koyuyorum. Yani mantık ne? Mantık what'tan, when'den, where'den, why'dan, which'den vesaire, bunlardan sonra, noun clause bağlaçlarından sonra cümle kurmaktır. Buna gerek var mı? Normalde gerek yok. Ama temel mantık burada, özneyi sadece bırakıp bir anlam çıkartamıyoruz. Özne ve basit bir yüklemle cümle yapmış oluyoruz. Burada bizim aradığımız tek şey cümledir. Cümle olmazsa burada anlatım bozukluğu olmaktadır. Mantığınızı böyle çalıştırabilirsiniz. Beni entelektüel açıdan zorlayan etkinliklere katılmaktan keyif alıyorum. Güzel. Intellectually. Entelektüel olarak gibi. Intellectual zaten entelektüel. Entel gibi. Okay. I enjoy. Ben keyif alıyorum. Katılmaktan. Verb ayınca yapalım. Participating'i kullanalım. Participating in. Bir şeye katılmaktan. Participating in, katılmaktan, tamamdır. Etkinliklere, in activities olur, faaliyetlere, aktivitelere katılmaktan keyif alıyorum. Ama zorlayan etkinliklerde adjective clause'u başlatalım mı? That, ben genellikle that yazıyorum, daha kısa. Which beni biraz zorluyor arkadaşlar yazarken ve söylerken. Challenge, zorlamak anlamında kullandım. Okeydir. Zorlayan oldu zaten şu ana kadar. Neyi? My. Burada bir isim kullanalım. Entelektüel açıdan, yani beni zorlayan, şöyle yapalım. Me, beni zorlayan dedim. Entelektüel açıdan, yani entelektüel bir şekilde intellectually diyelim, bitirelim. Şöyle. Intellectually, entelektüel açıdan. Entelektüel bir şekilde beni zorlayan aktivitelerde bulunmaya ya da onlara katılmaktan keyif alıyorum demiş oluyoruz. Güzel cümle. 19. Parti davetini kabul etsem mi, etmesem mi emin değilim. Edip etmeyeceğimi bilmiyorum da diyebilirsin tabii ki. Ipmadığına gidiyor zaten bu da. Whether ya da if oraya gitmekten de bu da konu noun clause'a gider. I'm not sure. Weather'ı başlatıyorum hemen. Şimdi diyeceksiniz ki gitsem mi gitmesem, kendi kendimize de öneride bulunalım, hatta should da kullanalım. I should, kabul etmek anlamında fiilimiz, accept fiili, admit de kullanabilirsiniz. I should accept the invitation. Nereye? To the party. Şimdi olumsuzluğu katın or not. Etsem mi, etmesem mi, etmesem mi olumsuzluğu var ya, İşte o or not'la birlikte verilebilir. Whether or not burada çok ön plana çıkıyor tabii ki. If or not da rahatlıkla olabilirdi. Son cümle. Şehir merkezinde yer alan müze görülmeye değer. Çok güzel bir cümle gerçekten. The museum. Bu müze belli değil mi?
Şehir merkezinde olduğu belli zaten. D'yi de koymuşum başına. Yani bundan sonra kuracağım ifade, içli ifade, non-defining ifade daha doğrudur bakın. Yer alan müze diyor, dikkat edin. Locate kullanacağım. Locate orada bulundurmak anlamındadır. Ama yer alana çevirmek için mutlaka onu pasif gösterin. Yani bundan bahsediyorum. Which is olur mu? Çok güzel olur. The museum which is located in the city center. Ne unutmayacağım? İkinci virgül koymayı unutmayacağım. Yazarken tabii ki bu gerçekleşir. Ama tabii konuşurken dümdüz söyleyebilirsin. The museum which is located in the city center görülmeye değer. Bir şeye değer anlamında kalıbımız ne? Is worth. Bir şeye değerdir. Ama bir şey yapmaya değerdir. Devamında verb ing'i kullanacağız. Kalıbımız bu şekilde işliyor arkadaşlar. Görmeye yani ziyaret etmeye diyebiliriz tabii ki. Visiting daha mantıklı olur burada. Diyebiliriz. Cümlemizi de kapatmış olduk. 20'ye ulaşmışız bu arada arkadaşlar. Hiç farkında değilim. Yani 20 tane daha olsa beraber yapacaktık. Ama tabii ertesi gün tekrardan bir 20 cümleyi beraber yine çevireceğiz tabii ki. Bu bölüm 8. bölümde, 9. bölümde yapacağız. Böyle böyle seviyeyi de artırarak aslında 20 değil, yavaş yavaş bunu 25'e, 30'a, 35'e, 40'a doğru da çıkartacağız tabii ki. Önceden hatırladığınız kadarıyla arkadaşlar 63 videoluk serimizde de aynı bu şekilde yıldız yıldız seviyelerimizi hazırlamıştık. Tabii karışık seviyede ilerliyor bu şekilde. Yani B1, B2, C1, C2 seviyesinde daha çok cümleler yapıyoruz beraber. Umarım daha çok cümle yaparız ve siz de İngilizce seviyenizi oldukça yukarılara taşırsınız arkadaşlar. Videomuza like bırakmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Bize destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.